Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda zeytinyağlı portakallı kereviz yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yemeğimin yapımına öncelikle sebzelerimi hazırlayarak başlıyorum. Doğradığım kereviz ve patatesin kararmaması için su dolu bir kaba yarım limon suyu ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı un ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu hazırlamış olduğum su sebzelerimin kararmasını engelleyecek. Yemeğimde bir büyük kereviz kullanıyorum. Kerevizin sert kabuğunu soyarak hazırlıyorum. Kerevizi soyarken çok derin olmayacak şekilde sert kısımlarını almaya özen gösteriyorum. Soymuş olduğum kerevizi sudan geçirdikten sonra dilimlere ayırıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde doğrayarak hazırlamış olduğum limonu su içerisine alıyorum. Zeytinyağlılar mutfağımızın vazgeçilmezlerinden. Portakallı zeytinyağlı kerevize çok vakit almadan pratik bir şekilde hazırlayacağınız lezzetli bir yemek. Kerevizi doğradıktan sonra şimdi diğer sebzelerimin hazırlığına geçiyorum. Yemeğimde orta büyüklükte 2 tane patates kullanıyorum. Patatesleri de kerevizlerle aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayıp kerevizlerin olduğu kaba alıyorum. Pişerken eşit bir şekilde pişebilmesi için sebzelerin aynı boyutta olmalarına özen gösteriyorum. Yemeğimde kullanacağım 2 tane havucu da soyup doğrayarak hazırlıyorum. 1 tane kuru soğanı yemeklik olarak doğrayıp hazırlıyorum. Eğer varsa ve tercih ederseniz bu yemekte arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Yemeğim için ön hazırlıklarım bitti. Artık yemeğimi pişirme aşamasına geçiyorum. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Yemeklik olarak doğradığım soğanları ekliyorum. Karıştırarak soğanlar hafif diriliğini kaybedene kadar pişiriyorum. Doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Havuçlar rengini yağ verene kadar soteliyorum. Yemeğim için gerekli olan tuzu ve bir tatlı kaşığı toz şekeri de ekliyorum. Havuçlar rengini yağ verince bir çorba kaşığı un ekliyorum. Karıştırarak unun da kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Bir su bardağı su ilave ediyorum. Unun topaklanmasını engellemek için öncelikle sıcak su ilave etmiyorum. Çeşme suyu kullanıyorum. Yemeğimde bir portakalın suyunu kullanıyorum. Yarım limonun suyunu da ilave ettikten sonra yemeğimi kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi havuç, portakal ve limon suyu sayesinde yemeğimin rengi çok güzel oldu. Yemeğim kaynamaya başladıktan sonra suyunu süzdürdüğüm patates ve kerevizleri de ekliyorum. Karıştırarak yeterince sıcak su ilave ediyorum. Yemeğimin çok sulu olmasını istemediğim için sebzeler seviyesinde su ekliyorum. Sizler yemeğin suyunu kendi sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatarak yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Kerevizin ince saplarından 1-2 tanesini de doğrayarak yemeğime ilave ediyorum. Sebzeler pişip yumuşayınca ocaktan almadan önce bir tutam kereviz yaprağını da doğrayarak ekliyorum. Ocağın altını kapatıp yemeğimi dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi sebzeler dağılmadan çok güzel bir şekilde pişti. Dinlenen yemeğimi servise hazırlıyorum. Servis ederken üzerine bir tutam ince kıydığım kereviz yaprağı serpiyorum. Kereviz yaprağı yerine dereotu da tercih edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.
kanalıma halen abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.